Getty Konservasyon Enstitüsü geçtiğimiz 20 yıl boyunca toprak mimari girişimi aracılığıyla dünya üzerinde topraktan yapılan mimari eserlerin korunmasına katkıda bulunmuştur. Söz konusu yerlerden biri Kasbah Torirt. Kasbah Torirt, Fas'ın güneyinde bulunan Kasbah ve Ksur olarak adlandırılan güçlendirilmiş topraktan yapılan bir dizi köyün bulunduğu bölgedir. Bu hassas yapıları terk edildikleri için ne yazık ki kaybetmek üzereyiz. Kasbah, sahra üzerinden geçen ticaret yollarının kesiştiği noktada bulunan Uarzazat şehrinde yer alıyor. Kasbah'ta bulunan ilk yapılar 17. yüzyılda yapılmışlar. Bölgenin büyük bir kısmı 19. yüzyılın son dönemlerinde Güney Fas'ı kontrol altında bulunduran büyük Galaoui ailesi mensubu ve Taurirt hükümdarı Si Hammadi el Galaouli tarafından yaptırılmış. Si Hammadi, birkaç küçük yapıdan ibaret olan Kasbah'ı büyük ve savunma kuvveti olan bir saraya dönüştürmüştür. İçinde ahırlar, müştemilat, atölyeler, pazar yeri, kuyular, hamamlar, eşleri ve çocukları için konutlar da bulundurmuş. Kendisine özel dairesi zengin süslemelerle kaplıymış. Dövme, demir pencereler ve karmaşık desenler dairenin dışını bezemek için kullanılmış. Kasbah, 1954'te bir Fas ulusal simgesi olarak belirlenmiş olsa da zaman içerisinde çok büyük zarar görmüş ve 1990'lara kadar tamamen terk edilmiş. Şu anda Kültür Bakanlığı'na bağlı Serkas'ın koruması altında bulunuyor. Serkas, Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak 1989'da kurulmuş olan bir kurumdur. Bu kurumun görevi Fas'ın Atlas bölgesinde ve sahra vadilerindeki çamur tuğlalardan ya da taştan yapılmış yapılardan oluşan mimari mirası korumak, yenilemek ve restore etmektir. 2011'de Getty Konservasyon Enstitüsü ve Serkas birlikte çalışmaya karar verip Kasbah Taurirt'in korunması için bir yöntem geliştirmeye başladılar. Ortaklığımızın temel amacı, bir devlet kurumu olan Serkas'la birlikte Kasbah Taurirt'in korunması için kapsamlı bir yöntem geliştirmek. Bu girişimin Güney Fas'ta bulunan benzer yerler için de bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. 5 yıldır bir plan üzerinde çalışıyor ve Serkas personelini bu plan doğrultusunda eğitiyoruz. Bu sayede bu bölgede bulunan diğer yerler için de düzgün bir rehabilitasyon projesi yürütebileceklerini düşünüyoruz. Proje, orijinal yapılara sadık kalan yerel yapı geleneklerini koruyan, toprak mimariyi yaygınlaştırmaya çalışan ve yerel uzmanları eğiten bir rehabilitasyon ve konservasyon planı ortaya koydu. Projenin ilk kısmında tüm bölgenin belgelendirilmesi üzerinde duruldu. Carleton Üniversitesi'nin stüdyosunda birlikte çalışan Getty Konservasyon Enstitüsü ve Serkas, Kasbah'ın çeşitli kısımlarına ait kapsamlı bir araştırma yaptı. Buranın zaman içerisinde hangi amaçlar için kullanıldığını anlamak için arşive dayalı yazılı araştırmalar yanında sözlü tarih çalışmaları yapıldı. Ekip, bölgedeki gelişimi gösteren modeller geliştirmeye başladı. İkinci aşamada, konservasyon ve rehabilitasyon planı uygulamaya kondu ve bunu konservasyon çalışmaları izledi. 1970'lerden 2010'a kadar binaların büyük kısmı, tarihi duvarların ve özel kısımların yıkılıp yerlerine yeni öğelerin yapımı ile değişime uğramıştı. Belgeleme ve araştırma, binaların ilk durumları hakkında bize bilgi verdi. Proje ekibi, çevredeki toplumla birlikte çalışarak, Kasbah'ın yeniden kullanılması için bazı öncelikleri ve Kasbah'ın rehabilitasyonu için korunması gereken özelliklerini belirlemeye çalıştı. Kasbah'taki yapılar şu anda geleneksel yapı ve konservasyon teknikleri kullanılarak restore ediliyor. Çalışmalar sırasında uygun olmayan değişiklikler giderilerek yapıların geleneksel görünüm ve özellikleri yeniden ortaya çıkarıldı. Bölgede topraktan yapılma malzemelerin üretilmesi için bir atölye kuruldu. Uarzazat bölgesinden gelen yerel malzemeler kullanıldı.
Ustalar ise işçileri geleneksel yapı teknikleri ve özellikleri konusunda eğitmeye başladılar. Restorasyon çalışmaları ile önemli problemlerin de önüne geçilebileceği düşünülüyor. Bu çalışmalar arasında hasarlı çatıların değiştirilmesi, yapısal çatlakların giderilmesi, duvarların onarılması, nemin ve erozyonun önlenmesi bulunuyor. Duvar resmi konservatörleri de duvar resimlerini korumak ve restore etmek amacıyla Kaid konutunda iş başındalar. Konservatörler, Carleton Üniversitesi'nin yardımları ile boyalı olan tüm duvarları dengeleyip değerlendirmesini yaparak hasar görmüş alanları tek tek belirlediler. Resimlerin stabilize edilmesi için çalışmalar yapıldı. Projenin son aşamasında yerel makamlara, halka ve araştırmacılara projenin uygulanması ve bölge ile ilgili bilgiler içeren bir plan sunuldu. Proje boyunca belgeleme, rehabilitasyon planlaması, topraktan yapılma malzemelerin analizi ve duvar resimlerinin korunması üzerine eğitimler verildi. Konservasyon çalışmalarının tamamlanması ve planın yayınlanmasının ardından, Kaspah Tauriert'in rehabilitasyonunun benzer yerler için bir örnek oluşturacağına inanılıyor.